13 Kasım 1918. Mustafa Kemal Paşa'nın Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından İstanbul'a döndüğü ve Boğaz'daki düşman gemilerini görünce geldikleri gibi giderler dediği gün. Buna milli mücadelenin fiilen başladığı ve Lozan'a erişecek yolun ilk günü de diyebiliriz. Meclisin Lozan'a gidecek heyete oy birliğiyle başkan olarak atadığı İsmet Paşa, temsilci seçilen Rıza Nur ve Hasan Saka beylerle danışmanlar, tercümanlar, uzmanlar, katipler ve gazeteciler yolculuğa hazırlandı. 35 kişilik heyet 4 gün İstanbul'da kaldı. Resmi törenle uğurlandılar. Diplomatların yaşayışları, düşünüşleri hakkında, özel hayatları hakkında aman hiçbir fikrim yoktu. Ben o zamana kadar çizmeden başka bir ayakkabı tanımıyordum. Sabahleyin kalkar kalkmaz ilk işim olarak çizmeyi ayağıma geçirir. Ondan sonra tabii bir şekilde terlikle dolaşıyormuşum gibi hazırlanırdım. Muharebe meydanından çıkmış, oraya gitmiştim. Vazifenin bu kadar ehemmiyetli olduğunu bilmiyordum. Ben bir muharebeden çıkmış, öteki muharebeye girmişim. Konferans açıldı. Montbenon gazinosunun salonuydu. İsviçre Cumhurbaşkanı çıktı, nazikane bir tarzda hoş geldiniz dedi. Barış ve başarı dileklerinden bahsetti. Hemen arkasından Lord Curzon çıktı. O da İngilizce bir nutuk söyledi. Yerine iner inmez ben hemen kürsüye çıktım. Reis Efendi diye başlayan nutkumu okudum. Türkler kadın ve çocuk savunma savaşına katıldılar. 1918 tarihinden sonra Türk milletinin karşılaştığı hücumları ve çektiği acıları burada hatırlatmaktan kendimi alamıyorum. Türkiye topraklarının en zengin kısımlarını mahvetmek amacıyla yapılmış yıkımı hiçbir şekilde mazur göstermek mümkün değildir. İnönü her gün Ankara'yla telgrafla haberleşip her şeyi bir harp raporu gibi başvekile bildirdi. İkisi arasında sorun olduğunda da Mustafa Kemal Paşa'ya yazdı. Ankara'nın karşılıkları da Başvekil Rauf Bey eliyle ulaştırıldı. Lozan-Ankara arasında 1600 telgraf çekildi. Lozan Barış Konferansı sırasında biri İsviçreli Derso, diğeri Mısırlı Kelen, iki ressam toplantıları izlemiş, delegeleri ve tartışmaları eğlenceli şekilde gösteren bir karikatür dizisi çizmişlerdi. Konferansın en büyük mücadeleleri İsmet Paşa ve Curzon'un şahıslarında Türkler ve İngilizler arasında geçmiştir. Lord Curzon aramızdaki özel bir toplantıda konuşurken bir defa bana yarı şaka yarı ciddi dedi ki ''Muzaffer General sen manevraya alışmışsın, bağırmaya alışmışsın.'' Kendisine ''Bana bunları ne münasebette söylüyorsunuz?'' diye sordum. Cevap olarak ''Ama düşündüklerini sana yaptırmayacağım. Görürsün, yaptırmayacağım.'' dedi. Azınlıkların gayrimüslim azınlıklar olarak kabul edilmesi. Çünkü Batılıların, müttefiklerin istediği azınlıklara Müslüman da katmak. Yani Müslüman azınlıkta dedikleri zaman işte Sünni, Alevi, Kürt, Türk, Çerkez, Abaza hani soy ve din olarak böyle bölebilecekler. Onların zaten politikası hep böl, parçala, böl, sonra yönet o olduğu için burada da aynı şeyi yapıyorlar. Onun için çok sağlam duruyor Lozan ekibi yani azınlıklar konusunda da.
Osmanlı Devleti'nin 1535'te Fransa'ya, 19. yüzyılda da başka ülkelere tanıdığı ticari ayrıcalık hakları olan kapitülasyonlar, ülkeyi batıya tutsak duruma getirmişti. Kapitülasyonlar Lozan'da 2 Aralık 1922'de ele alındı. Çok sert konuşmaların geçtiği tartışmalarla Türk heyetine büyük güçlükler çıkaran, hatta bazı oturumların kavgayla dağılmasına yol açan kapitülasyonlar, konferansın 4 Şubat 1923'te kesilmesinin temel sebeplerinden biri oldu. Borçlarımızı inkar etmiyoruz diyorlar, ödeyeceğiz. Yani Osmanlı'dan kalan borçlar bizim de borcumuzdur. Ama kendi sınırlarımız içindeki yerler için, yatırımlar için alınmış olan borçlarımızı ödeyeceğiz. Bir de altınla ödemek istemiyor Türkiye. Yani yok, parası yok. Bir defa Lord Curzon'la bir gece toplantısında bulundum. Bir de Amerikalı gözlemci Mr. Child vardı. Lord Curzon en nihayet şu kanaate vardı ki, ne reddederseniz hepsini cebimize atıyoruz. Memleketiniz haraptır. İmar etmeyecek misiniz? İhtiyaç sebebiyle yarın para istemek için karşımıza gelip diz çöktüğünüz zaman bugün reddettiklerinizi cebimizden çıkarıp birer birer size göstereceğiz. Bu sözleri hiçbir zaman unutmadım. İngilizlerin birinci derecede ilgilendiği Musul meselesi var. Ateşkes olduğu zaman İngilizler Musul'a girmişlerdi. Ateşkes hükümleri bizim oradaki kumandana bildirilmiş, fakat İngiliz kumandanı bildirilmemiş gibi davrandı. Musul, bizimkiler ateşkes emrini almış oldukları için bir çatışmaya girmeden İngilizlere teslim edildi. Biz o vakit, ateşkes olduğu anda işgal olunmamış bir yeri işgal ettiniz, hakkınız yoktur tarzında protesto ettik. Lozan'da bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı. Onun üzerine Musul meselesi, antlaşmanın imzasından sonra evvela bir senede, sonra 9 ayda iki memleket arasında konuşulacak ve anlaşma yapılamazsa Milletler Cemiyeti'nin hakemliğine müracaat olunacaktır şeklinde bir çözüm yoluna bağlandı. Birinci konferansta kesilme tehlikesini önlemek ve görünüşü kurtaracak bir şey yapmış olmak için bana Montaigne teklifi dedikleri metni getirdiler. 27 Ocak 1923'te meclisin gizli toplantısı sonucunda İsmet Paşa'ya gönderilecek hükümet talimatı da belirlendi. Müttefikler tarafından teklif olunan proje kabulü olanaksız maddeler içermektedir. Bizim vereceğimiz proje kabul görmediği takdirde görevinizin son bulduğunu kaydederek Ankara'ya dönmeniz uygun olur. Meclis müzakereleri 6 Mart'a kadar sürdü. Meclisin kararı 3 maddelik bir bildiri halinde yayınlandı. Müttefiklerin verdikleri barış projesini olduğu gibi kabul etmemize imkan yoktur. Zorlarlarsa kendimizi sorumluluktan kurtulmuş sayarız. Hayati meselemiz olan Musul'un kısa bir zamanda çözümü lazımdır. Mali, iktisadi, idari meselelerde hayat ve gelecek haklarımızın temini şartıyla barış teşebbüslerine devam için vekiller heyetine izin verilmiştir. Büyük Millet Meclisi, bununla Lozan Konferansı'nın 4 Şubat'ta kesintiye uğramış olmasının açıkta bıraktığı meselelere karşı tutumunu açık bir bildiriyle dünyaya duyurmuş ve delege heyetine güvenini belirtmiş oluyordu. İnönü'nün bu kez Lozan'a çağdaş Türk kadınını göstermek için eşi Mevhibe Hanım'la gitmesi, orada sosyal etkinliklere birlikte katılarak toplumun da imaj değişikliği geçirmekte olduğu mesajının verilmesi önemlidir. Ankara'ya geldiğim zaman kalpak, Lozan'da da şapka giyiyordum. Bayan İnönü de şapkalıydı. Hilmi Ünver, İsviçre'de doğup büyümüş bir Türk vatandaşı.
Lozan Antlaşması'nın imzalandığı Beau Rivage Oteli'nde karşılaştık. Otel çalışanına Lozan Antlaşması plaketini sordu. Daha sonra otel görevlisi plaketi bulduğunu söyledi. Ne yazık ki 100 yıl önce otelde imza töreni yapılan antlaşmanın plaketi bahçedeki ağaçların arkasında saklı durumdaydı. Konferansın ikinci dönem tartışmalarına kapitülasyonlar konusu damga vurdu. Kara ağaçın Yunanistan'a terk edilmesinde anlaşmıştık. Boğazların uyacağı statüde anlaşmaya varmıştık. Azınlıklar konusunda da bir anlaşmazlık kalmamıştı. Ondan sonra çözümlenmemiş konularda tekliflerimizi ileri sürdük. İstiklal Savaşı'nın başlıca amaçlarından biri, kapitülasyonlar derdinden memleketi kurtarmaktı. Ve biz Lozan Konferansı'na giderken kapitülasyonları kaldırmak için kararlıydık. Konferansta takılmış ve çözümü en sona kalmış bir konu borçlar meselesidir. Vaktiyle bu paralar altın olarak verilmiştir. Bugün de altın olarak ödenmelidir diyorlar. Eğer biz bunu kabul edersek, hissemize düşen 91 milyon lira borç 600 milyon lira olacak. Türkiye'nin böyle bir takati yoktur tarzında ısrar ettik. Konferans 17 Temmuz 1923'te bitti. Ama hükümet, İsmet Paşa'ya antlaşmayı imzalama yetkisini veren telgrafı bir türlü çekmiyordu. Telgrafla Mustafa Kemal Paşa'ya bu durumdan duyduğu büyük sıkıntıyı belirten İsmet Paşa'ya, nihayet Mustafa Kemal, "Elde ettiğiniz başarıyı en sıcak ve içten duygularımızla tebrik etmek için antlaşmanın usulüne göre imzalandığının bildirilmesini bekliyoruz kardeşim." İsmet Paşa, 24 Temmuz'da 3'ü 5 geçe anlaşmayı imzalamak için Rumini Sarayı'na geldi. İmza edeceğim ilk vesikayı elime aldığım zaman, görüştüklerimize uygunluğunu kontrol için baştan aşağı okuyacakmışım gibi gözden geçirmeye koyuldum. Gülerek, 9 ay uğraştıktan sonra galiba yine baştan başlayacağız, başımıza iş çıkaracak diye şaka ediyorlardı. Bu hava içinde anlaşmayı ve bütün eklerini imzaladım. Hemen hemen 9 ay süren Lozan görüşmeleri esnasında bütün güçlükler yenilerek yalnız başımıza, bütün devletler karşımızda olduğu halde bir üniversite salonunda antlaşmayı imzaladığım gün en mutlu olduğum gündür. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışında, dünyada tanınma belgesidir. Yani siz artık müstakil, yeni bir cumhuriyetsiniz, bir imparatorluk, monarşi değilsiniz. Cumhuriyet lafı edilmez tabii daha henüz. Devletsiniz, milletler ailesinde yeriniz var. Yani cemiyete, akvama da girdik bir müddet sonra. Kazandınız harbi diyor. Yani savundunuz ülkenizi. Eski statüyü bitirdik diyor. Bundan daha önemli bir şey de olmaz yani. Çok önemli.
Bugün Lozan günüdür. Bugünü Türk milletine kazandıran zatı devletlerini bütün kalbimle tebrik eder ve gözlerinden öperim. Gazi Mustafa Kemal. 24 Temmuz Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra işgal kuvvetleri İstanbul'u boşaltmaya başladı. Son İtilaf Birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti. İsmet Paşa Lozan'ı şöyle değerlendirir. Lozan Antlaşması askeri zaferler gibi milletimizin hakkı ve kendi kabiliyetinin sonucu olan bir kazançtır. Bir savaştan sonra yapılan siyasi bir antlaşmanın bu kadar sene sonra kendi değerini muhafaza eden bir belge olarak kalması çok önemlidir. Bu gerçeği gelecek nesillerin hiçbir şekilde gözden uzak tutmamaları gerekir. İsmet İnönü.